Efendim bir fincan kahveyle yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Anayasa Komisyonu Başkanı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Burhan Kuzu. Sayın Burhan Kuzu'ya hoş geldiniz Çok diyoruz. teşekkür ederim Seda abi. Sağ Efendim ol, var bu ol. şimdi sizin konularınız çok ağdalı konular. Doğru. İşte başkanlık sistemi, Öyle. yarı başkanlık sistemi. Yani aslında milletin de pek anlamadığı, Doğru. vatandaşın da çok ilgilenmediği, hani vatandaş daha çok ekmek derdinde, yemek Evet. derdinde. Ekmek de buraya bağlı ama onu belki Evet, ekmek de göremiyoruz. oraya Ta ekmek bağlı. buraya bağlı. Koalisyonda ekmek Yani yiyemiyoruz mesela. evet. Şimdi bir fincan kahvenin formatı aslında böyle can sıkıcı konular değil işte cumartesi sabahı böyle birlikteyiz. Ama gündemden de bir gane kalamıyorsun. Yani Doğru. dışarıda kar yağıyorsa mecburen palto edineceksin vesaire. Şimdi siz Kayserisiniz. Evet. Kayserisiniz. Kayseri'nin aslında PKK, terör vesaire meselelerine nasıl baktığı belli yani Kayseri insanının. Evet. Sizin de nasıl baktığınızı biliyorum. Artı ortak hissiyatımız yani ne kadar az kan dökülürse hepimiz için o kadar iyi. Bu teröre ne kadar az kaynağımız giderse hepimiz için o kadar iyi. Dolayısıyla terör bu 30 yıldır önümüzü tıkayan bir bela oldu. Şimdi işte Öcalan'dan bazı devlet görevlilerinin görüşmesi meselesi. Bir taraf yani kan dökülsün, az dökülsün de ya da hiç dökülmesin bu işi çözelim. İşte bir tarafta ya terör örgütünün başıyla görüşülür mü? Kim bilir ne isteyecek? Devlet o masaya oturur mu? Vesaire gibi. Sizin bulunduğunuz noktadan nasıl gözüküyor Evet. olay? Şimdi Seda Bey, cümlenin başında güzel bir bence kısa olsa da iyi bir yorumla başladın. Aslında belki sokaktaki vatandaşımız, evinde oturan bizi izleyen vatandaşlarımız teknik konular olarak gördüğü, demin söylediğin Türkiye'nin nasıl yönetileceği meselesi. Parlamenter rejim midir, başkanlık modeli mi, yarı başkanlık modeli mi? Çünkü şu anda bunlar da konuşulduğu için iki kelam orada müsaadenle etmek istedim bunu. Tam da ekmeği anlattın aslında bana sorarsan. Çünkü bu memlekette 50'den bu tarafa baktığın zaman tek başına hükümet dönemlerinde ekonomi daha güzel gitmiş, daha büyük ekmek olmuş. Koalisyon geldiği zaman sanayi bulamamışsın, ekmek bulamamışsın, efendim tüp gaz bulamamışsın. Ben çok kuyruklarda bekledim. Vatandaş da bunu biliyor. Dolayısıyla şu konuştuğumuz konular aslında tamamen ekmeğin bizatihi kendisi. Niye? Eğer Türkiye'de şu söylediğim problemler olmazsa memleket daha çok üretken olur. Demin dedin, şimdi PKK'dan konuyu açtın, oradan başlayalım. Evet, son günlerde gerçekten bir yeni süreç başladı. İşte Öcalan'la bir görüşme şeklinde istihbaratın devreye girmesiyle. Bu aslında yeni değil, biliyorsun. Daha önceki dönemlerde de birkaç kez oldu ama maalesef yol kazası oldu. Bunu da birazdan konuşacağız. Bunu kötüye kullandılar. İşte bir mesela Habur'daki görüntü. Efendim Oslo'da görüşme olmuş, şu olmuş, bu olmuş filan diye epey bir vatan ihanetle suçlandık, biliyorsun biz. Ama Habur görüntüleri gerçekten olmasaydı Türkiye bugün çok daha farklı bir noktada bulunacaktı. Ama ne fayda ki sorumlu olarak davranmayan, özellikle BTP'yi kastediyorum burada, zafer işaretleri, efendim teslim olmadık, yıkılmadık, ayaktayız şeklindeki yaklaşımlar ve PKK'nın bayrağını çekme, onun kendine has bir takım giyim ve kuşanmalarını üzerinde bulundurmayla orada ciddi anlamda bir yol kazası oldu ve bu süreç tıkandı. Ondan sonra da bazı denemeler yaşandı. İşte Uludere inen, biliyorsun, sonuçlandı. O da nasıl oldu, ne oldu? Şu an malum yargı ona devam ediyor. Onu da gerekirse burada belli olanda konuşuruz. Bildiklerimizi söyleriz. Sen hatırlarsın, 1993 yılı Türkiye'nin en karanlık yılı aslında. Yani o dönemde 10-15 olay var. Rahmetli Özal ölümü dahil buna. O 15 olay içerisinde Bitlis Paşa'nın, mesela konumuzla bağlantılı olan bölümünü söyleyeyim. Ben bu terörün kökünü kazıyacağım diyerek jandarma komutanı bindiği an uçağın malum kaza süsü verilerek götürüldüğüne ben yürekte inanıyorum. Kaza olur mu, olur, olur da 15 tane çok önemli olay aynı yıl üst üste bir araya dayanan olur mu? Çok zor yani, o kadarı da artık bilmiyorum yani. Elbette ki takdir ilahi, ona bir şey dediğimiz yok ama bir de böyle tarafı var. İşin garibi bugünlerde Yani şimdi hocam PKK terör örgütünü bir şekilde bitirmek için
harekete geçen insanlar bitiriliyor. Yani bitiriliyor. Tabii güzel söyledin. Yani bitiriliyor. Evet. Yani büyük risktir bunlar. Burada güzel bir arı çomağı var. Tabii. Yani, tabii bak o bitiriliş hareketi diyor. Evet. 1993'te bak nereye gidiyor? Oraya gidiyor. İşi çözeceğim diye gidiyor. O Ergun Okun dediğimiz şu an belki yani o büyük yapı içerisinde işte artık sen buna JITEM dersin, arka bilmem şey dersin, derin devlet dersin, ne bileyim görünmeyen bir el dersin. Artık onun isimleri çok farklı. Ben belli bir kesim için bunu söylemeyeyim ben. Evet. Ama birileri yani o birler dediğimi ne biliyor musun? Bu mevcut durumun devamından fayda, rant elde eden kesim bunlar. Evet. Bunun içinde PKK'nın şeyi de var, elebaşları da var. Bunun üzerindeki devletin yani hangi devletler varsa el olan onların da var. İçerideki bu çetelerin de var. Yani bu kötü durum devam ettikçe silah tüccarlığından, kadın ticaretinden, uyuşturucu mafyasından ne elde ediyorlarsa bu var. Şimdi öyle olunca da bu süreçler hep sıkıntılı olmuş. Bakın Bingöl'de o zaman 33 askerimiz şehit edildi. Ne üzerinde elbisesi var, ne silahı var. Dümdüz izne giden ya da teris olmuş asker grubu bunlar. Mesela dağ kadrosuna soruyorsun diyor ki bizim haberimiz yok diyor. Bu bizim dışımızda olan bir olay diyor. Nasıl oluyor, ne oluyor filan neyse. Yani bu demek istediğim şu ki bu mesele başlangıcı olarak güzel ve kim ne derse desin Sayın Başbakan büyük risk aldı bana sorarsan görevimizi yapıyoruz. Risk aldı bu risk yeri zaten. Bu riski daha iyi açıklamak için şimdi rahmetli Eşref Bitlis, rahmetli Turgut Özal, aslında rahmetli Sakıp Sabancı, evet. Ben o Özdemir Sabancı, rahmetli Özdemir tabii. Sabancı cinayetin ilgisinde olduğunu düşünüyorum. Doğru. Müteveffa Uğur Mumcu. Doğru. Yani o da oraya doğru. Çomak soktu. Doğru. Baktığınız zaman bir zincir aslında Erbakan Hoca'nın da yani hedef alınma noktasında bir adamı, ismi lazım değil, git de şu diye şeyle araştırmacı yazar denilen bir zatı git de görüş Öcalan'la diye gönderiyor. Yani diyor ki Öcalan bıraksın silahları. Ya. Hani şey yapalım artık kan dökülmesin. Bir şey o da var görüyor ya. Yani Erbakan Hoca da. Aslında Erbakan Hoca da arılara evet. Çomak sokuyor. Tabii, aslında tabii. O da püskürtüyor. Şimdi aslında Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakan'ın da öteden beri kurgusunda bu var. Yani tabii, çünkü tabii. Çünkü İşte başörtüsü meselesi bir şekilde işte yoluna konuldu, diğerleri yoluna konuldu falan ama terör tabii, tabii, çok tabii, aşırı bir şekilde mesele, kullanılan tabii. Hem ulusalcıların hem milliyetçilerin hem işte farklı kesimlerin rahatsız edilebildiği potansiyel bir tehdit. Türkiye'nin önünü tıkayan en büyük şey bu. Doğru. Dolayısıyla doğru. Ben biraz, ya biraz değil tamamen bu Sayın Erdoğan'ın hayatına da kastedecek kadar tabii, aynen ileri öyle. gidecek tabii, tabii, teşebbüslerde tabii, aslında tabii. Yani bu buralar. Bunlar tabii çok sıkıntılı bir süreç. Çok güzel aslında özetledin. Ama tabii bunlar da devlet yönetimine talip olanların bizler gibi yapması gereken görevlerin başında yer alıyor. Evet. Bunlardan kaçamayız. Zaten o yüzden de Sayın Başbakan malum daha işin başındayken efendim kefenimizle geldik diyerek bu evet, işin içine aslında başladı. Aslında şimdi tam kelle koltuk. Hani mesela nasıl idare edersin? Diyelim klasik evet. Politikacı tipi. Atıyorum mesela Demirel tipolojisini. Ha, Demirel tipi. Demirel evet. Tipolojisini ortaya koyduğumuz zaman ya işte terörle sonuna kadar mücadele edilecektir. Evet. Güvenlik bilmem güçlerimiz işin üzerindeler. Evet, gidecektir. Sıkı takipteyiz. Ya bitecek falan. Bilmem ne falan yani, dersin. Hep öyle geldi zaten. Ona, yani risk almaya gerek yok. Burada bak Serdar ben bir şey söyleyeyim. PKK başka örgütlerden bir farklı tarafı var. Hı hı. Gerçekten acımasız, tam bir cani ve hiç sivilmiş, başka bir şeymiş, sırf insan öldüreyim de sesim gelsin, nasıl gelirse gelsin değil mi örgüt? Şimdi dünyada başka örgüt yok, bu çok fazla. Ya ben en yakından bildiklerimi söyleyeyim. Mesela bir İRA, bir ETA örgütü, Tanın Gerillalarına baktığın zaman bunların inan toplamda öldürdüğü adam 5-6 bini geçmiyor. Üçünün toplamını söylüyorum sana. Evet, evet. Yani biri 1800'dü, biri 1200 filandı. Ben üçünün toplamını vermeye çalıştım. Şimdi 30 yılda 40 bin insan öldürmüş, binlerce şehit var. Bakın neden geliyor o? Diyelim ki bir ETA, bir İRA bir yere bomba koyduğu zaman diyor ki ona filan yere diyor bomba koydum diyor polise arıyor. Siviller diyor çekilsin oradan diyor. Polise hemen alarma geçiyor. O bölgeye gidiyor. Sesler filan aman diyor sivilleri kaçırıyor. Bomba patlasa burada bile. Burada anafartaları tabii, havaya uçuruyor adam. Tam aksine şimdiki ne yapıyor? En kalabalık yere koyuyor. Sivilin en çok geçtiği yere koyuyor. Yani orada mesela diyelim ki
Yani kapalı tatil günleri falan da daha çok günleri seçiyor. Bizimki en işin yoğun olduğu bayram şeyran bilmem yılbaşı alışveriş yapıldığı günleri seçiyor. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Tabii burada bu süreçte bir sıkıntımız var. Şimdi Öcalan oradan kendine göre bir şey yapacak. Bilmiyoruz ne yapar ne yapmaz. Çok bilmiyorum ama Örkül üzerindeki gücü ne kadardır beni o kuşkulandırıyor. Evet. Şimdi şöyle kuşkulandırıyor. Bir tabii gerçekten PKK içerisinde olup Güneydoğu'dan gelmiş vatandaşlarımız, kandırılmış Kürt kökenli çocuklar. Bir böyle bir grup var. Ama bir de onun içinde olan Suriye'den gelen, İran'dan sızan, Ermenistan'dan gelen kesimler de var. Ben mesela 3. Ordu Komutanı ile yıllar önce 92 filandı galiba Erzincan'da bir görüşmemde ben söylediğim zaman bana dedi ki hocam bunların çoğu dedi Güneydoğu'dan filan da değil dedi. Ne dedim yani? Bak ben mesela söyleyeyim dedi. 500'ünü böyle çevirmişler dedi bir gün bizimkiler. Hani toplu bir kıyım olmasın diye yol vermişler. Ama bir bölümünü öldürmüşler 30 kişi filan dedim. Dedim dedi çıkarın şunların pantolonunu. 20'den fazla dedi küsür dedi sünnetsiz var Sünnetsiz. dedi. Bana dediğini söylüyorum. Dolayısıyla şimdi orada başka bir şey var. Yani orada Birinci Dünya Savaşı'ndan, Çanakkale Savaşı'ndan, 1915'teki efendim mücadele yıllarından hıncını öcünü alamamışların kavgası devam ediyor. Evet. Yani bir de olaya böyle bakmak lazım. O zaman buradan şuraya geleceğim. Şimdi PKK içindeki uyuşturucu Evet. mafyası, efendim silah tüccarlığı yapanlar benzeri orası artık rant kapısı olmuş. Birçok devletin burada eli var, parmağı var. Demin saydığım örgütlerin de eli parmağı var. Öyle olunca acaba ne kadar üzerinde hakim olacak? Nitekim daha dün bile bir şehit biliyorsun. Geçen gündü galiba. Oldu. Birkaç gün önceydi. Oldu. Şimdi hemen başladılar daha işin adım atmadan. Ama başka da çare yok. Benim burada asıl şeyim, işin o tarafı böyle. Gelelim şimdi işin Ankara boyutuna ve siyaset boyutuna. Muhalefetin yaklaşımını çok beğenmiyorum. Onu söyleyeyim Serdar. Yani sorumlu bir yaklaşım içinde olduklarını görmüyorum. Şimdi CHP ikircikli oynuyor ve içinde birkaç CHP var zaten bir tane de değil. Birisi taraftarken birisi farklı. Kılıçdaroğlu iki ara bir derede kalıyor filan ve böyle işte kredaçlık filan gibi başbakan da kızdıran benim de hiç öyle doğru bulmadığım bir cümle sarf ediyor. Kredaçtım derken ben şimdi şunu soruyorum adama derler ya sen bu kadar zamandır oradasın CHP olarak senden önce senden sonra. Hangi somut çözümü hükümetin önüne getirdin de hükümet bunu yerine getirmedi hani kredi dediğim bu. Biz sana şunları şunları sağladık bunun değerini bilmedin yapamadın. İkinci defa şunu şunu sağladık bilmedin yapamadın bu üçüncü sana son. Böyle bir şey yok ki. Hani çalışmayan bir öğrenciye üç defa sınav hakkı verin de kardeşim ikinci bu Evet. geçemedi daha sana bir sınav hakkı daha veriyorum. Böyle bir tablo yok. Böyle bir şey yok yani somut bir önerin yok. Bir ikincisi BTP mesela burada en çok bu işe efendim yatkın olması gereken grup bile sanki bu işin çözülmemesini ister modunda gibi geliyor bana. Şimdi nereden belli? İşte grup konuşmalarına bakıyorsun, verilen mesajlar. Efendim işte Öcalan dün çocuk katil dediler, bebek katil dediler, cani dediler, şimdi gittiler filan gibi böyle tahrik edici türden sözler sarf ediyor. Edilecek çok laf var. Ben o zaman sana soruyorum. Biz mesela istemez miydik ki bu işi BTP ile beraber götürelim? Niye götüremiyorsun? Çünkü iradesi yok bunların. Bunlar Kandil ne diyorsa onu yapan bir siyasi örgüt burada. Başka bir şey yok. Onun bir uzantısı. Ve yani öyle bir tablo içindeler ki diyelim ki bir konu gündeme geliyor mecliste. Ben Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı 10 yıldır yürütüyorum. Evet. Tam destek olmaları gereken bir konu. Hani yetmez ama evet diye son yıllarda bir efendim moda tabir oluştu. Bence çok da güzel anlatıyor durumu. Bir insan bir şeyin tamamını elde edemese de azıyla yetinir. Yani Haklısın. biraz da bu iş böyledir yani. Aza kanaat etmeyin çoğu bulamaz derler bizim atalarımız. Gelin ya şuna destek olun. 10 kalem iş yapmışsak. TRT İŞİŞ'in kurulmasından tutun. Efendim üniversitelerde o Kürtçenin öyle bilmem akademik olarak araştırılması. Hapishaneye geliyor ana Türkçe bilmiyor. Kürtçe konuşmak yasak. Anası çocuğuna bakıyor. Çocuk anasına bakıyor. Çekip gidiyor boynunu büküp. Bunlar hakikaten zulüm. Bunları biz hep geride bıraktık filan. 10 kalem iş yaptıysak böyle diyelim ki. Seçimlik ders okutulması Kürtçeni falan gibi hiçbir yanında biz BTP'yi görmedik. Ya insan bir defa da gelir şuna destek olur. Daha somut bir şey söyleyeyim. Senin de yakından takip ettiğin süreç bu 26 maddelik anayasa paketini getirdik.
parti kapatmaktan bunlar bizar olmuşlar. 7 kez partimizi kapattı diyor. Doğru. Gitti insan hakları mahkemesinden kazandılar. Bu da doğru. Gelin kardeşim şu yanlışı düzeltelim. Parti, şimdi hocam burada parti millet kapatsın. Burada yani kazanç fayda zarar analizi var. Şimdi siyaseten bakalım. Hani evet. Vatanseverlik ölçülemez, milliyetseverlik ölçülemez, milliyetçilik ölçülemez, ulusalcılık ölçülemez, dindarlık ölçülemez. Şöyle bakalım yani siyaseten kim nereden karlı çıkar? Şimdi baktığınız zaman PKK terörünün bitirilmesi zaten BDP gibi bir partiyi yani neyin üzerine siyaset yapacak? Ama ne kötü hani, bir şey değil mi? Yani şundan dolayı diyorum şimdi şehit geldi bir siyaset öyle. Efendim çocuklarımız öldü. Güneydoğu için söyleyeyim bir siyaset böyle. Bu kan üzerinden. Yani nereye kadar gidecek siyasetten? Ya? Evet, yanlış. Ne kadar acı bir tablo maalesef, maalesef. Yani yangın çıktıkça itfaiye koştukça aman aman şeylerin itfaiye para kazanacak. Böyle tabii, bir şey var mı? Yani, evet. Yani yangın üzerinden diye itfaiye prim çıkarsa ne kadar çok yangın çöndü o kadar prim verdim. Hani, git kendin yak o zaman. Bunu rahmetli Kemal Sunal çok güzel mizaha dökmüştü. Bir kız çocuğuyla birlikte dolaşıyor. Hı. Kız çocuğu camı kırıyor. Bu da bağırıyor camcı diye. Cam kırılacak ya cam takacak ve oradan para kazanacak. Şimdi burada siyaseten pozisyonlara baktığımız zaman meclis içi partileri değerlendirelim. Zaten meclis dışı partiler şu anda hani çok etkili değiller. Onlara elbette bazı tabii. Haksızlıklar yapılıyor. Şey de var tabii %87 temsil oranı temsil var şu oranı, an meclisin. Evet, onu da şu yani ciddi bir temsil oranı var onu da kabul etmek lazım. Evet. Hocam şimdi baktığınız zaman AK Parti açısından ben bakıyorum. Yani AK Parti yani neyi istiyor kalplerdekini Allah bilir ama AK Parti'nin siyasetin işine gelir çözmek. Yani, tabii ki gelir yani siyasetten ama emin ol bizim için bu çok talih gözüküyor. Tabii ki yani çok gelir. Ben de, yani hakikaten ben de nefret ediyorum böyle hesaplardan ama yani, bir de baktığınız zaman şimdi BDP için gelmez yani işine siyasetin. Hayati gözüküyor. Hayati gözüküyor. Şimdi şey için CHP için ya hani AK Parti çözdü tabii. Bunu. Evet. Zaten AK Parti karşısında bir galibiyet alamama gibi bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu da hani bir daha yenilirse bu sefer diyecekler ki tabii hiçbir hani, zaman gelemeyiz hani korkusu. Ya, hani Baykal'a biz attık bu kadar bilmem ne kasetle masette sen geldin ne oldu bu kadar pompalandı. Şey açısından da MHP açısından da yani AK Parti'nin çözmesi bu işi tabii ki işine gelmiyor yani. Siyasetin işine gelmez ama şunu demiyorum ben. MHP bunun için yapıyor demiyorum. Asla elbette, yanlış anlaşılmasın. Tabii. Ama yani baktığın zaman böyle gelmez. Dolayısıyla ben durumu daha çok şey bu fayda zarar analizleri gözüne bakıyorum. Yani siyasetin diğer tarafları. Şimdi işte güzel toparladık ikimiz de karşılıklı. Yani gördüğüm tabloda siyasette yani muhalefet bölümünde bir isteksizlik ve bir ya işte AK Parti götürsün ama filan götürdüğü kadar sanki götürülmez götüremez götüremese iyi olur filan gibi böyle bir genel şey görüyorum. Bu da tabii bizi üzüyor. Sayın Başbakan diyor. Hepimizi üzüyor. Ama biz istiyorduk ki mesela diyelim ki bunu siyaset üstlensin ve bu devlet meselesi olarak görsün. Herkes şu diyelim ki masaya kaldırmak istiyorsa ki hepimiz beraber tutarak kaldıralım. Yani bu olayın önlenmesinden siyasi bir rant beklenmemeli. Yani ama hani bir şey gelecekse herkese zaten bundan bir şey gelmiş olur. Bu memleketin çok acı bir olaydır. Çok acı bir tablosudur bu. Binlerce genç ölmüş. Daha da nereye kadar gideceği, nerede duracağı da belli değil. Evet. O yüzden yani bu ucacık şeyde demin mali boyutunu söyledin. 400 milyar dolar buraya harcama yapılmış. Nereye giden? Bu havaya giden para. Harcama dediğin yani tamam Türk Silahlı Kuvvetleri gitmiş oralarda gerektiği zaman bombalamış, gerektiği zaman efendim uçağı düşmüş, gerektiği zaman helikopter düşmüş. Askerin malum mühimmat yedi, sevkiyatı bunlar hep para. Hocam, kendi içerisinde. Sizin alanınıza geleceğim de bambaşka yoldan geleceğim. Şimdi siz sık sık işte sistem çürümüş. Biz de mecliste görüyoruz yani milletvekilinin durumunu görüyoruz. Evet. Oturuyoruz evet. Kuliste. Düdük çal, koş, tabii oy ver, gel. Düdük çal. Ya kahveni istene diyorum. Ha bu arada kahveye geldi. Şey, kahvenizi nasıl alırsınız? Bir fincan kahve programındayız. Ha malum. Doğru ya unuttuyduk az kalsın. Evet. İsmini koydun dedim ulan evet, dışarıda bizi getirdi nerede, ama ortada bir şey de yok. Yok kahvemiz var. Efendim bir sade içebiliriz. Bir sade. Ben de sade alayım. Arkadaşımıza rica edelim. Şimdi önümüzde somut bir problem var. Diyoruz ki. Ya işte şu yardım etmiyor, bu yardım etmiyor, bu yardım etmiyor. Ya gel çözelim şu meseleyi de. Evet. PKK çıksın artık yeter falan bıktık. Herkes bıktı. Şimdi diyelim ki
Bu hani millet meclisini de bu sıkıntıdan kurtaracak. Hani o görüntüden, o milletvekillerinin işe yaramazlığından, milletvekili işe yaramaz adamları demek istemiyorum. Ama sistem işe yaramasına engel. Dolayısıyla onların da suçu değil. Somut mesele. Mesela bu PKK terör örgütü ile mücadelenin başarıya ulaşmasında diyelim başkanlık ya da yarı başkanlık sisteminin ne gibi bir faydası olur? Şimdi güzel bağladın. Tabii şöyle, yani başkanlık modeli geldi, efendim terör bitti, böyle bir şey Öyle değil, öyle değil, söylenmez. hayır hayır. Tabii böyle değil. İşe yarar mı? Biraz Yani yarar mı? böyle böyle de. Ha şu Fark manada eder mi? şu manada işe yarar. Diyelim ki biz bugün tek başına hükümet 10 yıldır baştayız. Parlamenter modelde icraatlarda istikrarlı bir şekilde gidiyor. Mesela elimiz güçlendi Güneydoğu'da. Nasıl güçlendi? 35 katliamlık bir oraya yatırım yaptı devlet olarak. Şimdi bakın bölge halkına biz bunu anlatmakla rahatlıyoruz. Evet. Niye diyoruz ki bakın bunlar yapıldı, uçak havaalanı yapıldı, yine üniversite yapıldı, yollar beller gayet güzel, ben de çok sık sık gidiyorum oralara filan. Şimdi vatandaş bunları görünce hükümetin gayretini görüyor. Şimdi eğer elinde para olmayan bir hükümet ya da diyelim ki gerçek anlamda mali sıkıntı içinde olan bir hükümet bunu yapamaz. Dün 70 sente borç şeklinde gidiyordu. Dünya ülkelerinde dolaşıyor adam, havaalanına geldi, Cevit ağladı. Ağladı. Demirel gitti bir zamanı. Döndü geldi. Hiçbir şey alamadı. Şimdi biz Yani diyorsunuz ki gittiğimiz zaman anlatacak malzememiz var. elbette yani Güneydoğu insanına hem özgürlük konusunu biz çok daha rahat yapabildik. Yani 10-15 maddede toparlayabileceğimiz kültür hakları konusunda çok ciddi adımlar attık. Ama işte bunlar istikrarlı olur. Ha, başkanlık modeli geldiği zaman bu istikrar daimi olduğundan, devamlı olduğundan bu söylediğim iyileşme hep gider. Şimdi 10 sene var daha He. daiminisi ne olacak? Yani AK Parti 10 yıldır iktidarda. Şimdi işte tabii 10 sene, hayır şunu Hayır, bu diyorum. meselenin çözümünde somut olarak Yok, şu şunu noktadan anlatmayı yarar istiyorum. diye. Tersinden gideyim o zaman, dur. AK Parti hükümette var. Hiçbir siyasi parti, hiçbir lider ilelebet olmaz. Dün de Özal efendim ataklar yapıyordu. Özal gitti, ne oldu? Türkiye perişan oldu. Yani diyelim ki Tayyip Bey sonrası bir tabloda gelecek olan bu koalisyon efendim çıkmazı 10 yıldır gitmezlerdi. 10 yılda senin bütün yaptıkların hepsi gider. Özgürlüğünü de geri alır. Bırakın gerisi. Niye? Yani Sen siz diyorsunuz şimdi ki ben tersinden bak. kişilere değil Örnek sisteme vereyim. bağlayalım diyor. Örnek vereyim. Evet. Şu anda diyelim ki Türkiye'de AK Parti olmadığı bir CHP MHP koalisyonu. Evet. Buyurun. Efendim PKK meselesine bakış. Güneydoğu'ya bakış. Ve bu demin dediğim kültür haklar konusunda TRT Şiş'ten tutun da anadildeki efendim işte öğrenmeye kadar giden seçim miktarı bakış. Farklı AK Parti'den çok. Ne getirecek Güneydoğu'ya bu? Tersinden bakalım şimdi. Bu daha iyi anlattı zannediyorum tabloyu. Yani gelecek olan o zihniyet yapısında verilenlerin çoğunun heba olduğunu göreceksiniz. O bakımdan başkanlık modeli buna imkan vermiyor. Yani şuna imkan Yani vermiyor. başkanlık modelini Tek parçalı savunmanızın ana gerekçelerinden birisi ya yarın öbür gün koalisyonların tabii maazallah koalisyon gelir en elbette iyisi sağlam kazığa bağlayalım. elbette şimdi bak şu anda koalisyon geldiği zaman memleket perişan olur. Bak ben bir anımı anlatayım sana. Beni efendim Özal rahmetli İstanbul'da bir otele çağırdı. Benim sağ tarafımda Özal'ın pardon sağ tarafında şu an bizden bir bakan oturuyor. Onun yanında da gene bizde bir milletvekili oturuyor. O zaman ANAP vekisi de Evet. Fatih Teşkilatı'nın birisi başkan öteki de yardımcısı. Ben de bu salonda oturuyorum. Bana dedi ki hocam 1983'te geldiğim zaman dedi senin makallerin vardı. Bu başkanlık sistemi ve benzeri konularda dedi. Bunları ben ikinci dönem yaparım. Ekonomi çok kötü. Aman bir an önce şunu düzelteyim diye oraya el attım dedi. 87'ye geldiğim zaman artık dedi o eski gücümü siyaseten ve sayısal olarak bulamadım. Ve dedi beni bu dört duvar arasına ittiler dedi. Kim dersen dedi. Biri dedi Mesut Yılmaz, biri de filan dedi. Öteki filanı ben demeyeyim, ayıp olur. Evet. Ama öbürünü söyledi. Anlaşıldı. Dolayısıyla burada dedi ben dedi efendim sıkıldım dedi. Ama dedi ne oldu biliyor musun hocam dedi. Arkada bıraktığım dedi benim o düzelttiğim ekonomiyi dedi. Demirel'le Erdal'i perişan ettiler, mahvettiler dedi. İçim dedi kan alıyor buradan. İşte al tipik bir durum. Efendim ben şimdi bak dedi. Keşke dedi 83'te geldiğimde ekonomi düzeltmek yerine dedi siyaseti düzeltseydim. İstikrara getiren başkanı bu modeline geçseydim. Hiç olmazsa benden sonra hükümetler dedi üzerine bunlar üçer beşer ilave ederek koyarlar dedi. Biz de üzüntü çekmezdik dedi. Ben şimdi bak dedi Balkanlara gidiyorum.
Dönüşte Kafkaslara geçici gideceğim. Dönüşte dedi parti kuracağım dedi. Buradan bir kağıt çıkarttı. Bak dedi burada Burhan Kuzu yazıyor dedi. Bırakıyorum ben burayı dedi. Cebine koy. Döndü arkadaşlara. Hocayı takip edin dedi. Hocam sen hazırlığını yap dedi. Benim hazırlığım hala Serdar. Orada bir an olarak durur hazırlık. Ne oldu sonra? 10 sene memleket perişan oldu. Tamam. Ta ki AK Parti gelene kadar. Ta ki AK Parti gelene kadar. Arayı düşün. Bu anlattığım 93 2000 yılına kadar 2001-2002'ye kadar olan süre 10-11 yıllık süre. Evet. Efendim kalkınma hızı biz geldik kaçtı biliyor musun? -9.9 -9.9 hızlı arka arka kaçan bir araba. Bırakın önünü. Freni patlamış geri geri kaçıyor. Bu arabayı kim durdurabilir? Bunu işte biz durdurduk. 2 sene geçmeden +9.9'a çıkardı Türkiye'nin kalkınma ve koşma hızını. Şu an bile Türkiye dünyada Çin'in önünde koşuyor. İkinci koşan Türkiye. Şimdi yani bu anlattığım tabloyu başkanlık modeli sürekli hale getiriyor. Farkı bu. Böyle yapmıyor. Bakın Türkiye böyle gidiyor şimdi. Yani balık gibi bir iniyor bir çıkıyor. Dalga gibi ya da. Böyle gidemiyor. Şu an 61 nol hükümet var Türkiye'de. 61 nol hükümeti 4 ile çarptığın zaman 244 yapıyor. Bu ne demek biliyor musun? Cumhuriyet'in 89. yılında kurulan 61 nol hükümeti biz aslında Cumhuriyet'in 244. yılında kurmamız gerekiyor. Evet. Yani şu an 11 nol hükümet olması lazım. 61'i bırak. Patır patır o milli cepheler, tablo mu? Falan. Tablo mu? Kahvemiz geldi hocam. Geldi alalım onu. Kahvemiz geldiğine göre demek ki biraz daha. Durumumuz iyi. İyileşti. Durumumuz iyi demektir. He. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Efendim. Ya dedin ya hani bağlantısı gene teröre dönelim. Hı. İşte bağlantısı o manada bağlantısı. Yoksa hani çünkü ekmek bulamayan bir ülkede terör de onu alay eder, rejim onu alay eder. Yani şu an biz mesela borç batağından çok şükür kurtulmuşuz. IMF borcunu bitirmişiz. Dış borcumuzun olsa bile karşılığı fersah fersah var. Dünyada en borçlu ülke Amerika. Sonra Japonya. Trilyon borçları var. Niye bunlar batak ülke değil? Çünkü adamın güvencesi var, karşılığı var. Bir yerden geliri var, bilmem nesi var. Türkiye de öyledir yani. Türkiye'nin durumu anladım da hocam, fevkalade şey yani, güzel. İstikrar, istikrar diyorsunuz ki hani AK Parti her şey için bütün mekanizmalar hani doğur, büyür ve ölür. Yani tabii her parti canım, için, insan her hali yani. Belki neticede. Koalisyon olmaz. Elbette. Belki olmaz. Hocam buyurun kahvemizden birer yudum alalım. Teşekkür ediyoruz bu arada arkadaşımıza. Yani hocam şeyi soracağım ben. Tamam orası anlaşıldı. Tabii bu olayın bir tarafı. Demin dediğin tarafı var. Şimdi milletvekillerinin parlamenter modelde hiçbir karşılığı yok. Adı var, kendi yok. Yasam organı, organ işte öylesine bir organ millet seçip gönderiyor ama vekillerin herhangi bir yetkisi yok. Ne kanun yapmada, ne efendim bütçe para ayırmada, ne hükümeti denetlemede. Niye? Çünkü bu hükümet, bu ya da başka bir hükümet. Yani parlamenterizmdeki hükümet benim içimden çıkıyor. Benim bir parçam. Benim kankam. Oğlan bizim, kız bizim. Ben niye kendi bakanımı muhalefetin efendim gen sorusuna şeytan uyar gibi uyup da düşüreceğim canım, diye düşünüyorum ben. Aklımdan sorun mu var? Denetim o zaman sıfır. Gelen kanunlar %98 hükümetten gelir. Bizden geçer. Hiçbir önergemiz kabul edilmez. Ama parlamenterizmin kendisi bu. Ben zavallı Obama deyince millet hocam yahu kardeşim hakikaten zavallı Obama Güçler Doğan. Parlamenter modeldeki başbakanlar Almanya'da, İtalya'da ve Türkiye'de ve de başka. Nerede parlamenterizm varsa Serdar? Oradaki başbakan Obama'dan 3 kat daha yetkili. Obama bundan bir sene önce yılbaşı münasebetiyle birine hindi hediye etti. Bir dostuna. Allah'ıma şükür ki dedi hindi hediye etmem için kongrenin kararına gerek yok dedi. Yoksa bu kongre bu kararı bana vermezdi filan. Hocam dedi. Bazı ülkelerde başbakan var ama hiçbirimiz ismini bilmiyoruz. Elbette. Yani başbakan kim bilmiyoruz. Fransal. Tipi evet, görünen Fransa. Yani, ha, mesela Fransa. Yani güçlü devlet başkanı zayıf başbakan mı oluyor? Hayır başbakan yani, orada olmuyor zaten. O sen, başkanlık modelinde başbakan yok zaten. Yarı başkanlık. Yarı başkanlık modeli ayrı bir. Yarı başkanlıkta gene başkan var. Başbakan daha kenarda duruyor. Evet ama onu söylüyorum. Yarı başkanlık sistemindeki. Yarı başkanlık ama başkanlık modelinde işte başkanlık diyorum parlamenter modelde elbette ki gerçek anlamda Türkiye başbakan. Için Türkiye için siz hani yarı başkanlık. Tam yarı başkanlık da şimdi hayır yok yarı dediniz. Başkanlık kurtarmaz ama ne olur yarı başkanlık elbette ki eğer başkanla tam geçemiyorsak o zaman şu manada belki önerebiliriz destekleyebiliriz. 2014 yılında malum Cumhurbaşkanı halk seçecek.
halkın seçtiği %80'lerle gelen ikinci tur için söylüyorum. %70'le gelen diyelim ki bir başkan, %20'le gelen bir koalisyondaki başbakanı hiç öyle o kadar elimde bel oldu zaten. Yani ne demek istediğimi millet anladı. Dolayısıyla da madem ki fiili bir durum oluşacak, o zaman gelin diyoruz bunun hukuki yapısını şimdiden kuralım. Yani biz AK Parti olarak 367 kararı sebebiyle bize seçilmeyen Cumhurbaşkanı hak seçsin diye getirdik. Artık biz ondan dönemeyiz. Serdar, kimse bizden bunu beklemesin. Yani ya hocam bunu döndürelim de tekrar parlamento seçsin. Hocam Suriye'nin hani başbakan istifa etti falan, hatta kaçtı maçtı bir şeyler yaptı falan. Şimdi bir devlet başkanı var orada. Tabii. Bir de başbakan. O da başbakanın yarı başkanlık. Yarı başkanlık değil. Şöyle bak. Şimdi bir de şunu örnek verelim. Arap dünyasının hiçbir yönetimi, Türk dünyasının da hiçbir yönetimi yarı başkanlık ve başkanlık böyle örnek olamaz. Bitti. Bunun örneklerini sana söyleyeyim. Başkanlık modelinin tek örneği, bir tek örneği, yani bir tek örneği, kuruluş anlamda bir tek örneği diyorum. Güney Amerika falan geç. Yani kurdun da işlemedi değil. Başkanlık modelinin gerçek anlamda kuruluş işlemi tek model Amerika. Kurulmuş tek modeli. Güneydekiler Fransa başarılı. Fransa yarı başkanlıkta tam başarılı bir ülke. İngiltere'de parlamenter modelle kendi çapında başarılı bir ülke diyelim. Bunun dışındaki ülkeler mesela parlamenter model çok yaygındır dünyada. İngiltere alınmıştır. Ama o ülkelerde koalisyonların önüne geçirmiyor. Hatta İngiltere'de bile o örnek vereyim, iyi ki aklıma geldi. Bana sen mesela deseylerdi ki biri çıkıp ya bunun hocam İngiltere'de bir gün koalisyon gelir. Yok canım sen aman filan derdim. Geldi. Bu parlamenterizm böylesine felaket bir şey yani. Evet. Allah'ın belası yani. Geldi ve İngiltere ne yaptı biliyor musun Serdar? Geçen 2010'da. Oturdular. Dediler ya biz başka bir modeli mi düşünsek? Ulan bizim canımız yok mu? Yıllardan beri bir koalisyona geldin diye başka model düşünüyorsun. Ben yıllardır senin sistem yüzünden ben süründüm. Benim canım yok mu Türkiye olarak? Evet. Adam kendi sistemini masaya yatırdı. Ulan dedi bir model mi bulsa koalisyon getirmeyin. Adam buna dayanamadı şu an koalisyon. Ya şimdi ya. İngiltere'nin anayasası yok değil mi? Yok, yazılı anayasa olarak yok. Yok. Nasıl? Yani anayasa örf şart. Ver, yazılı. Anayasa şart bir şey mi? O zaman yani bu kadar hani bir anayasa profesörüne de sizin tamam mı? Şimdi anayasa şart mıdır ha? Şart mıdır? Şimdi elbette anayasalar biz iki türlü bakıyoruz. Yazılı olan, yazılı olmayan biçiminde bir tasnife göre. Yazılı anayasalar malum işte yaygın olan yöntem, yazılı olmayanlar İngiltere, Anglo-Sakson kültürü. Zaten yazılı olan mesela olmayanlar Kanada, İngiltere, işte Meksika, öyle git Amerika filan, bu kanat yani Anglo-Sakson dediğimiz kültür örf adete çok bağlı bir kültürdür. Mesela Amerika'nın anayasası diyoruz. Şurada yanımda varsa ben onu bir göstereyim de Serdar millet de bir bence görmüş olsun. Hani millet de belki onu bir şey zannedecek. İnşallah burada vardır. Heh, şu. Şu gördüğünüz ama şeyin anayasası. Amerikan. 7 madde. Bu. Var da bu işte yani. Hocam şimdi, bir alayım ya şunu. Evet, şu gördüğün işte pis o kadar. Oh, İngilizce yani, yazılmış. Şimdi bir Sayın Ahmet Karaslan kardeşim. Şunu bir zoomla mı diyorsun? Ne diyorsun? Zoomlarsak. Şimdi şu. İşte yani bu kadar üzerinde tartıştığımız koca devlet yani. Koca 300 milyonu yakın. 300 milyonluk evet. Devlet Türkiye'nin kaç katı? Ve evet. Şundan yönetiliyor. Bizimki de bu. Şimdi, buyur. Al. Şimdi, hangisi daha yönetiyor? Şimdi, evet. Demek ki sanki şey değil şimdi, ki bu neticede. Punto farkını biraz şey yapın. Hadi bunu ne bileyim şu kaç punto? Şu tahminim 8 punto falan. Onu da çıkalım. Bu da 5. Ne kadar küçüksem böyle olması kadar, mümkün yani değil ki. Zaten 7 para rafı bir olur, şey o. Şöyle olur. Tabii. Şöyle olur. Yani o kadar bir şey olur ya. Böyle olur. Peki. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Anglo-Sakson kültürü zaten yazılı metinlere dayanmıyor. Diyelim biz yazılı metin yapalım. Yani bir yazılı olmayan metin pek olmayabilir. Nihayet biz çünkü kıta Avrupası şeyiyle gelmişiz. Olabilir. Mesela Fransa'da yıllardır 1000 sene yakın efendim yazılı olmayan anayasalarla yönetildi. Ama 1789'dan bu taraf 11 yazılı anayasa gitti. Fransa nasıldı biliyor musunuz? Fransa 1958 öncesinde 4 tane cumhuriyet eskitti. O 5. de şu anki onları. 11 yazılı anayasa eskitti. Sıkı dur. 70 yılda 104 hükümet kurdu. 104 70 yılda. Oo. Perişan oldu Fransa. Ya bir yıl düşmüyor ya. Bir yıl. 6 ay. Mahvoldu Peri. De Gaulle'un şeyi buradan geliyor zaten o karizması. Fransa kurtaran adam. Fransa kurtaran adam.
Dolayısıyla bu Türkiye'de hakikaten başkanlık modeli gelirse gerçekten Tayyip Bey bu memleketi elbette parlamenter modelde çok hizmet yapan bir insan ama gerçek anlamda kurtul adam konumuna getirir. Kim getirirse bu sistemi bu unvan ona verilecektir. Bu kadar net konuşuyor. Evet. Şimdi yazılı metin dedin oradan da ki gelemediğim. Sen tanırsın rahmet aldı kaçtı hoca. İşte şeye giderken bir de tabii zihniyet meselesi yazılı metinler konusunda. 1940'lı yıllarda diyor bu 80'lik anayasının mimarı biliyorsun hoca. Benim de hocamız işte üniversitede. Efendim şeye diyor gidiyorum diyor İngiltere'ye notlar kamerasından bir üye yanıma düştü diyor. O da tren yolculuğu uzun bir yol. Yanlış söyledim tren demişim vapurla gidiyoruz diyor. Gemiyle gidiyoruz diyor. Yolda adama dedim ki diyor ya sizin yazılı anayasanız yok İngiltere'deki senatöre. He dedi diyor. E peki dedim diyor kral parlamentoyu feshediyor. Hı. Evet dedi diyor seçime de gidiyor 3 ay sonra. Doğru dedi diyor hiçbir yerde yazmıyor bunlar dedi diyor. Hı. Peki dedim diyor şimdi bizimki soruyor. Kral parlamentoyu feshetse seçime de gitmesi yazmıyor da bir yerde. Hemen bizim kafa devreye giriyor. Ne olacak dedim diyor. Adam diyor baktı. Ya biz onun hiç aklımıza gelmedi bu bizim dedi diyor. Şimdi hayır bu bakış meselesi dikkat et yani. O bakımdan biz yazılı metin yazabiliriz. Yani yazılı metinde de hastalık duyulmaz ama yazılı metin mesele bir uyumak kaydıyla iki de lüzumsuz metinden şimdi, uzaklaşma kaydıyla. Bu kadar yine, ne gerek var yani? Yine Anadolu kafası. Ben Anadolu kafasıyla sorayım. Şimdi şunun içinde şu anayasanın Amerikan anayasasının içinde şu gösterdiğiniz hani şu kadarlık bir şey. Yani neresinde Danıştay? Neresinde Yargıtay? Neresinde Anayasa Mahkemesi? Nerede üyelerin atanması? Şimdi adam elbette baktığı hepsinin izleri var. İzleri. Yani şöyle diyelim. Mesela ne yapmış adam? Diyelim güzel sordu. Yaşama yürütme almış. Özgürlük bölümüyle alakalı olarak efendim insan hakları belgeli atıf yapmış. Bütün şeyler. Mesela der ki orada din ve vicdan özgürlüğü konusunda kanun çıkaramazsın der. Niye? Ola ki çıkarırdı acaba sınırlar mı? Sınırlar mı olay ki? Dikkat et bakın. Adam tersinden bakıyor. Belki çıkarıp iyileştireceğim. Yok. Hiç gerek yok diyor. Çıkartman diyor adam istediği gibi efendim uygulasın kaçakları diyor. Kaçakları tıkıyor. Sen diyor yarın yapacağım dersin. Ne yapacağım belli olmaz diyor. Kongreyi kurmuş. Başkanı seçimini göstermiş. Yargı da zaten bizdeki gibi çıt başta kaldırmış. Yok askeri yargı. Yok bilmem idari yargı. Yok bilmem ne. Bir tane federal mahkeme kurmuş. O Anayasa Mahkemesi onun içinde. Danıştay içinde, Yargıtay içinde tek tek tip bir mahkeme. Bir tane mahkeme kurmuş. Dairelere bölmüş. Şu daire şuna bakar, bu daire buna bakar. Bizim de mesela aslında başkanlık burada geçilse bizim de şeyimiz o. Projemiz o. Seçilme esaslarını bilmem ne işte Cumhurbaşkanı bilmem kaç üye içerisinden şey yapar falan. Seçilme esaslarını. Kanunlara bırakmışlar. Var kanunlarında var. Kanunlara bırakmış. Anayasada belli şeyleri seçmiş. Diyelim ki şu kadar süreyle başka halk tarafı seçilir diyor. Seçilmiş şunu kanuna gösterir demiş. Kanuna bırakmış. Yani mesela burada zaten anayasa bir çatı sonuç itibariyle. Tabii, yani orada yönetim hani yönetim değil de kongre işte seçilme usullerini kongre kendisi Burada ana hatları belirtilmiş. Ama seçim yasası mesela onda dar bölge sistemiyle geliyor biliyorsun. Bir bölgeden bir kişi çıkıyor. Küçük küçük. Mesela İstanbul diyelim 85 vekil var şu an şeyde. Tabii o dar bölge. Dar bölgede önemli o tabii biliyorsun. Dar da dağıtılmış bölge. Çünkü milletvekilini halk tanımıyor. Kendi vekilini bilmiyor. Dar olduğu zaman mahalle muhtarı gibi, oranın belediye başkanı gibi küçük bölge olacak. Ve o zaman ne yapacak biliyor musun? Vatandaş oyunu verirken partiden öte kişiye bakacak. Yani bu adam diyecek filan partiden ama kaliteli bir adam. Oyumu buna vereyim diyecek. Şimdi öyle gelen adam parlamentoya geldiği zaman bu insan malum tekrar seçilemediği bir derdi olmayacak. Çünkü başkanın ya da liderlerin bunda bir dahli yok. Çünkü bölgedeki delege seçiyor onu. Yani diyelim aday yaptı sizi merkez. Gittin torpil yaptın geldin aday oldun o bölgeden. Ben de aday oldum. Belki de oldu. Adam bakacak olan diyecek bunu merkez yapmış. Adamın eğer hakikaten çok kaliteli bir adamsa sorun yok. Bizde bir ara tercihli falan oldu ya. Evet. Hani... De, onun bir başka türü. Evet. Bir başka türü. Yani belediye başkanlığı gibi biraz düşün. Yani kalite biraz orada daha öne çıkıyor. Sonra bu gelen kişi zaten milletvekili olan bu kişinin tekrar seçilmesi dediğim gibi lider boş durmadığı gibi bundan bakan da olmuyor. Yani bakan dışarıdan oluyor. Meclis içinden bakan olmuyor. Dikkat edersen bak ne yapıyor? Parlamentoyu direkt halktan seçiyor bu sistem. Hükümeti direkt halktan seçiyor. İkisini de ayrı ayrı. Halbuki parlamenter modeli hükümeti benim içimden çıkarıyor.
Benden bir parça olunca ne oluyor? Yaşama yürütme aynı oluyor. Evet. Aynı oluyor. İkimiz de beraber oluyoruz. Şimdi bakanlar oluyoruz. Meselesine somut bir örnek. Ben Kastamonluyum. Diyelim işte Kastamonu milletvekili oldum. Hı. Sonra da işte bugünkü modelde Sayın Başbakan uygun gördü ve işte bakan oldum. Şimdiki bakan sisteme göre diyorsun. Şimdi Kastamonu bana diyecek ki ya kardeşim biz seçtik seni. Hı hı. İşte şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Biz de hani oy aldık ya oradan. Ha, ha. Şimdi ama 81 vilayet diyecek. Yani Kastamonu'ya seve seve yaparsın da. Yani biraz şimdi hani bakan, milletvekili böyle bir birleşme olunca hani yerel şeyleri zorlanıyor. Zor insan tabii, zorlanıyor. Tabii. Adam diyor ki tabii, bana şimdi. Tabii tabii öyle tabii. Ya diyorum ki işte hani yazılıyor falan milletvekili maaşı ne kadar çok adam işte 10 kağıt para alıyor, 12 kağıt para alıyor falan. Şimdi öbür taraftan da diyor ki adam ya diyor il kulübü, ilçe kulübü, semt kulübü hepsinin ne etkinliği varsa gitmek zorundayım. Bütün cenazelere gitmek tabii, zorundayım. Düğünlere dernek. Bütün düğünlere dernek. Gitmek zorundayım. En azından bir şey göndermek zorundayım. Bir şey tabii, göndermek. O işin tabii onu şimdi, bu evet. Şey, yani. Ama şimdi gitmesen de şimdi vay işte adam oy aldı da bizden. İşte öyle. Biz o kadar gittik. Tabii. Ben seçimde. Şimdi şeyde bir il lazım değil. Şimdi adamın birisi yaklaştı. Dedi ki bu adam dedi milletvekili olursa dedi. Ben dedi bunun aracılığıyla dedi ihale alabilir miyim sence dedi. İşte. Dedim ne anlamadım falan. Buyur niye işte. Bana soruyorsun? Buyur ya dedi işte. Burada dedi göz temasımız oldu. Bir de dedi el sıkıştık falan dedi. Bir de nasılsınız falan dedi. Hatırlar mı beni? Vefa gösterir mi falan. Yani adam el sıkışan bile tamam. Olabilir adamın bakış hayır, odur. Anladım. Çok kişi yani. Tabii diyor çok. Adam. Şimdi bu zaten bu dediğin sıkıntıya gidermek için bakanları meclisine yapmıyor. Bakanlar dışarıdan olacak. O sen sıkıntı, diyelim evet. Diyorsun ki diyelim ki Kastamonu'dan ben vekil olmayayım. Kendi kendine diyorsun. Ben başbakanın ya da başkan işte artık burada başbakan yok zaten. İlişkilerim iyidir. Ben de tutar filan işte basından sorumlu bakan yapar beni. Tamam bitti. Sen o tarafta bulunuyorsun. Bu tarafta yoksun. Çünkü sen hem vekil olup hem bakan olma beklentisi oldum ne oluyor biliyor musun? Başkanı denetlemekten korkuyorsun. Çünkü beni vekil bakan yapsın diye beklentiye giriyorsun. Evet. Aynı şimdiki evet, tabii. Tekrar seçilmen, bugünkü modelde tekrar seçilmen, bakan olman mutlak liderin ağzında. Liderlerin ya da muhalefetler için alalım ağzında. Orada hem seçilmen lidere bağlı değil, zaten bakan olamıyorsun. Zaten bakan, olamıyorsun. Olamıyorsun. Dolayısıyla beklenti yok. Beklenti olmadığı için de çok rahatsın. Yani o yüzden de mesela sen takip ediyorsun işte kongreye, Amerika'da kongreye bir kanun geliyor. Efendim o kanunda diyelim şeylerin, demokratların yarısı, cumhuriyetçilerin yarısı diyelim bir oluyor. A yönünde oy kullanıyor. Öbür iki yarılar da B yönünde oy kullanıyor. Yani sen şimdi bugün muhalefetin yarısının AK Parti ile beraber, bizim AK Parti'nin yarısının ondan beraber hareket ettiği bir, böyle bir şey yok şimdi, ki. Şimdi o modeldeki şey bakan, o modeldeki bakan atıyorum. Üniversiteden herhangi bir profesör. Hı-hı. İktisat alanında falan çok parlamış. Bir de adam iş güç yapıyor. Hani iki katı güdemez falan akademisyenlere şeye de, bakıyorsun hayatın pratiğinde de teorisinde de iyi. Şimdi bu adam bakan oldu. Bir de öbür taraftan da hani şöyle bir şey görüyoruz biz bu sistemde. Yani halk cezasını verir. Yani orada başarılı olamazsa o bakan. İşte burada halk... başkan alıyor. Burada başkan zaten. Başkan mı cezasını veriyor? Onu şöyle zaten orada bakanlar sekreterle konumunda. Hı-hı. Sen mesela Amerika'dan git sokağa gir varsayalım. Ya de ki bana mesela bakanlardan birkaç isim şöyle de. Bir tek Dışişleri Bakanı'nı bilir. Biz de onu biliriz zaten. Belki bir de Maliye Bakanlığı. Başka yok. Yok. O maliyeyi bile zannetmiyorum. Başka bilmez. Hmm. Yani bildiği tek bakanlık belki biraz milletler azalan sebebiyle bu milli savunma var işte o hani savaş mavaş bilmem ne filan çok gidip çektiği için başka ülkeler belki oradan. Ama Dışişleri Bakanlığı biraz bildi. Başka ülkeler de öyledir. Evet. Orada sekreter telefon açar bakan, şey başkan diyelim ki bakanlara icraatıyla alakalı sıkıntı çıkmıştır. Teşekkür ederim der. Seni aldım görevden bitti. Çünkü sorumlu değil ki. Sorumlu başkan. Evet. Yani millet, ya doğru, mesela millet Amerika, başkanı biliyor. Atıyorum hayır, yani Ziyadet Mehmet Amerika İçişleri Bakanı kimdir? Ha. Hiçbir haberlerde de geçmez bizim. Yani geçmez. El Cezire'ye bakan. Sekreteri zaten başkan yardımcıları. Onun bildiğimiz bizdeki ki bakan diye öyle efendim korumalar, morumalar bilmem arabalar falan böyle yok. Böyle bir şey değil. Ya da bir, ya bu, bir de anormal bir sistem. Şimdi biz dolaşıyoruz. Hani Anadolu'da diyorlar ki ya bakan geliyor dert. O gün bütün resmi evet. Daireler tatil. Müsteşar bakan yardımcısı geliyor. Şimdi hani bakan yardımcılığı da ihsas edildi. O da dert. Şimdi neden dert? Bütün tapu müdüründen bilmem ne kadar işleri bırakıyormuş o gün. Hani karşılayacak. O gün diyor. Tabii şimdi bunlar oralarda müsteşar, yok. Dert. Bunlar oralarda yok.
Çünkü orada dediğim gibi bakanın bir karşılığı yok. Bakan işini yapan adam sadece orada. Hani bakan başkana yardımcı oluyor o kadar. Esas olan orada başkanın kendisi. Şimdi mesela ben sana sorayım. Amerika'da kaç bakanlık var? 12. 12 tane bakanlık. Biz geldiğimiz zaman kaç bakanlık vardı biliyor musun? 36 bakanlık var. 3 katı. 300 milyonluk Amerika. Efendim 75 milyonluk Türkiye. Ya. Hale bakın 3 katı bakanlık. Ya. Biz indirdik 23'e. Bak şimdi Serdar. Biz indirdik 36'dan 23'e. Peki ben sana 23 soruyorum. güne çok. Çok ayrı. Ben sana soruyorum. Peki niye 36'ya çıktı? Gayet basit. Demin Tabii. bahsettim o koalisyon denen efendim Doğru hastalığın ama sonucu. Niye? Adam dörtlü koalisyon kuruyor. onu Dört da tane atacak. Herkesi partili memnun edecek. adam ne yapacak? Bakıyor bakanlık yetmiyor. Adamın 8 tane vekili var. 4 tane bakanlık istiyor. Sen bilirsin çünkü anahtar onda olmadı hükümet kuramıyorsun. Bu seferden başlıyor bakanlıkları bölüyor. Yağmurdan sorumlu, kardan sorumlu, doludan sorumlu, fırtınadan sorumlu. Ulan ona gerekiyor. Romatizma hastası birine sor. Bakar dizine sana söylesin. Havada ne olacak? Kar mı yağacak, dolu mu yağacak, yağmur mu Şimdi geliyor? mesela bu Ya. anayasa görüşmeleri. Meteoroloji Bakanlığı kuruldu ya. Evet. Ve bakın Türkiye'de ne oluyor biliyor musun? Meteoroloji Bakanlığı. Türkiye'de ne oluyor biliyor musun? Yani bir de bunlar bölüşürken ranta göre bölüşülüyor. EOH, TEDAŞ, efendim BOTAŞ ne kadar aş varsa oralara hücum ediyorlar. Bir de bunun kavgası Hocam yapılıyor. siz şimdi BDP'nin siyasetini hiç benimsemiyorsunuz. Elbette Onu yani şüphen hiç yani olmaz. zerresi yok. Şimdi Sivil değiller adamlar, sivil değiller ya. aslında Sivil size değil. de hani diyelim bir anayasal düzenleme geçecek. Hani onlara da ihtiyaç oluyor sayısal Hı. olarak. Hani öyle bir herkesi. Haliyle tabii. Şimdi yani zul gelen bir şeydir aslında değil mi? Yani Hı. bir komisyon başkanı olarak bir düzenlemenin geçmesi için bir BDP'liden hani bu politikası devam ettiği müddetçe. Hı. Bunlar dövüşten kötü insanlar değil ama şu anda yaptıkları diyorsunuz ki Ya iyi değil. elbette tabii biz politikalarını şey yapmıyoruz. Politikalarını hayır Şahıslarla şunu alakalı söylüyorum. filan değil Şunu yani. söylüyorum. Yani yönetenleri de muhtaç ediyor değil mi şeye? Koalisyon Şimdi bazı tabii anayasa hazırlanırken şu en azından metin hazırlanırken 12 kişilik komisyon buldu. Sen takip ediyorsun işte meclise geliyorsun zaman zaman. 12 kişilik komisyon her partiden üçer kişi. Evet. Aslında bu Sayın Başbakanımızın çok net olarak söylediği bir şey var. Diyor ki biz ne kadar iyi niyetliyiz ki anayasa yapmada üç partinin de aynen AK Parti gibi eşit temsiline imkan sağladık. Ne demektir bu? Üçte bir efendim büyüklüğündeki CHP'ye de AK Parti'ye göre oranlıyorum. Üçüye verdik. Efendim altta bir büyüklüğünde olan AK Parti'ye göre orandaki MHP'ye de üçüye verdik. Onda bir oran BTP'ye de 26 vekil, 326 tam. Onu da üçüye verdik. Şimdi eşit temsil esasına göre kuruldu. Meclis Başkanı bu işi yürütüyor. Onun başkanlığından objektif olsun diye de tarafsız bir makama işi devrettik falan gidiyor. Gidiyor ama şimdi oy birliği esasını getirdik. Niye oy birliği? Yarın demesin ki adam kardeşim 3 vekil seçtin ama bak yani oyladı gittin. Biz orada artık 4 parti düşündük. 400'er kişiyi düşündük. 12 kişi görmesen onu. 4 ayrı parti gör. Evet. Müzakere ona göre yapılıyor. Bir tane yok dediği zaman madde geçmiş olmuyor. Tabii bu bizim işimiz hakikaten demin dediğin noktaya göre Evet. zorlaştırıyor. Şimdi 76 madde görüşülmüş. Geçen en son aldığımız bilgi. 26, şey 23 maddede tam mutabakat var. Özgürlük bölümü o da. Şimdi yeni yeni işte son günlerde biraz hızlandı. Ve Meclis Başkanı da bu konuda hakikaten geleni yapmaya çalışıyor. Çünkü Nisan ayına kadar bir süre verildi. Sayın Başbakan'dan görüştüğümüz toplantıda dedi ki ya ilelebet olmaz kardeşim. Şimdi bunun bir süresi var. Hatta bana da sordu hocam ne kadar zamanda bitiyor? Dedim ki efendim dünya tarihinden ben sana örnek vereyim size dedim. 17 günde biten Japon Anayasası 16 günde. Amerika yapmış vermiş 1941'de. Ama 17 yılda biten bir anayasa var dedi. 1789'dan bu tarafa dünyada 842 anayasa gelmiş geçmiş. Yani bir ülke birkaç anayasa yaptığı için sayı yüksek. Bunların ortalama süresi 1 ile 1,5 yıl arasında. Bizim başlama bugüne kadar geldiğimiz nokta 1 yıl 2,5 3 aya yaklaştı. Yani o süreye varmak için bizim 2-3 aylık bir zamanımız kaldı. 1,5 yıllık en son süreye yaklaşmak bakımından. Ortalama diyelim en son süre demeyelim de bakımından. Eğer dedi buradan sonuç çıkmazsa AK Parti olarak biz kendimiz ya bir partinin biriyle ya da ikisiyle ve hiç olmazsa kendi metnimizi getirip meclise kardeşim bizim anayasa metnimiz budur.
deriz, destek veren verir, vermeyen vermez gibi bir şeyi açıkladı kamuoyuna. Evet. Haklı olarak biz açık oynuyoruz. Şimdi şey mi gözüküyor hocam? 330 üstü. Yani 330'u geçtikten sonra halka götürmek isteriz. Çünkü rakam yüksek de olsa benim hep şeyim o oldu. Halka referanduma gidilsin ki ayağı yere bassın bu anayasanın, sağlam olsun diye düşünüyoruz. Ama onu tabii zaman gösterecek. Ne takvim olacak, nasıl bilemiyoruz. Olur? Tabii biz yani şimdi tabii biz mesela şimdi başkanın modelini öne koyduk, masada bu duruyor ama bu tabii masada duran bu başkanlık modeli buradan da hani efendim vatandaşta bir açıklama yapmış olayım. Yanlış bir izlenimi düzelteyim. İşte köşe yazılarda bazen yazıyor. Ben açıp telefonla ikaz ediyorum. Evet. Düzeltiyorlar sağ olsunlar filan ama diyorlar ki efendim AK Parti işte başkanlık modelini sundu masaya, süreci tıkandı. Hayır Serdar Bey, böyle bir şey yok. Evet, biz başkanın modelini sunduk. Sunduk ama süreci tıkamak adına sunmadık. Biz oraya koyduk. Şimdi 3 tane siyasi parti parlamenter model diyorlar. Biz o zaman dedik ki kardeşim madem 3'ü öyle diyor, biz de farklı söylüyoruz. Ama biz süreci tıkamamak adına gene bu müzakerelere katılalım. Her madde geldiği zaman bizim görüşümüz budur. Ama parlamenter modelde kalacak isek de görüşümüz budur diyerek hem süreci devam ettiriyoruz hem de tarihe not düşmek adına. Çünkü ben inanıyorum ki ve biliyorum ki AK Parti olarak biz inanıyoruz ki parlamenter modelde yapılacak yeni bir anayasa Türkiye'nin sorununu çözmez. Çözmez. Bakın buradan söylüyorum. Ben kendim olarak bunu söylüyorum. Yani siz en sıfır bir araç alsam bile aracın modeli sakat ise, aracın markası sakat ise o sizden fayda gelmez. Ben her zaman diyorum bu parlamenter model çağ geçmiş, miadı dolmuş, kokuşmuş İngiliz'in modelidir. Evet. Bu budur ya. Bu model hiçbir yere ülkeye hayır getirmemiştir. Bize de getirmez, getirmeyecektir. Ha o yüzden muhalefete sistemimiz gelin madem sıcak bir anayasa yapmak üzereyiz, ciddi bir hummalı bir çalışma var, boşa çalışmayın, yazdık edersiniz. Çünkü bu sistem daima koalisyonlar açık bir modeldir. Bu sistemde yasama organı yoktur. Bu sistemde kuvvet ayrımı yoktur. Bu modelde diyorlar ki efendim işte işte tek kişi yönetimi bilmem ne filan diye Sayın Başbakan'a malum. Ben de diyorum ki kardeşim bundan şikayetiniz mi var? Gelin başkanlık modeline. Çünkü bunun çözümü orada. Burada kök çök duran bir parlamento yani, var. Hayır şu anda Sayın Başbakan ne istiyor da yapamıyor. Onu diyorum yani. Anlatabilir. Onu söylüyorum. Üç kat daha yetkili diyeyim benim. Hocam. Ama bu, tamam, işte, bu, kim anlatırız? Başkanlık. Şimdi ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Biraz da bir fincan kahve moduna geçelim. Hı hı. Şimdi işte benim hatırladığım 89. Ben 48 yaşındayım. 65, 70, 85, 24 yaşındaydım ben. Yani 24 sene evvel. Siz de ya yardımcı doçent ya doçenttiniz. Yani tam olarak hatırlamıyorum. Şeyi ben 28 Şubat 1997. Ben şimdi orayı mihenk taşı olarak ele alıyorum. Doğru. Şimdi çünkü şu anda aynen şu öyle. Anda bir denklem var. Şu anda aynen. Şöyle. Şimdi adamlar tarafını almış. Kimisi anti Ergenekoncu, kimisi Ergenekoncu. Dayamış sırtını şu anda. Şu anda mesela Ergenekon aleyhine yazı yazmanın bir riski var mı? Doğru. Yok. Doğru. Şu anda Balyoz aleyhine bir laf söylemenin bir riski var mı? İktidar zaten böyle. Şimdi öbür taraf içinde onlar da diyor ki ya bizim için de riski yok diyor. Çünkü bizim de diyor taraftarımız burada diyor. Dolayısıyla doğru. Böyle hani Ergenekon anti Ergenekoncular ve işte Ergenekoncular gibi bir şey var. Dolayısıyla atış serbest şu anda. Şimdi 97 yılından bahsediyorum. Şimdi 96-97 o yıllarda ben size hatırlıyorum. Şimdi bir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, o Beyazıt'tan geliyorsun. Orada çok aşırı, çok açık bir şekilde, şimdi tek tek isim de vermiyorum ama çok açık bir şekilde Ergenekoncu ve Balyozcu. Yani belki siz siyasi olarak bu kadar net şey yapmazsınız ama Ergenekoncu ve Balyozcular vardı orada. Bir de aslında bugünkü AK Parti'nin hani 2023 vizyonunun o zamanki temsilcileri diyebilirim. Sizin gibi insanlar vardı. Hı hı. Ama siz çok az sayıda. Siz çok azdınız. Hı hı. Sıkışmıştınız. Peki 97 yılının Sayın Burhan Kutusu. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde ne durumda? Ne yapıyor? Şimdi hani bir yiğidin harman olduğu dönem var. Bir de az bulunduğu dönem var. Doğru. Şimdi Akit Gazetesi olarak ben mikrofon uzattığım zaman ya da KON TV olarak mikrofon uzattığım zaman herkes konuşuyor.
Çünkü kolay. O zaman kim O konuşuyor? zaman evet, o zaman hakikaten gittiğin zaman, şimdi o zaman bizde Cuma dergisi vardı. Gittiğin zaman Peki ben sana sorayım. Cuma dergisiyle bana geldiğin zaman kim konuşuyordu o zaman? yani şeyler konuşuyordu, solcular. Yani çok aşırı. Konuşuyor. Evet. Evet. Yani solcular konuşuyordu. Hani benim şöyle bir tavrım da vardır. Bir de ben Bir de konuşuyordum siz Cuma konuşuyordunuz. dergisi. Evet, şimdi çok az. Yani mesela diyebilirim ki hakikaten bizim taraftan çok Evet. zorlanıyorduk. Zorlanıyor. Şimdi ya Hayır, arkadaş, gayet doğal ama yani çünkü bastırılmış bir ekip var orada. Adamın doçentliği engelleniyor, profesörlüğü engelleniyor, derse sokulmuyor. 28 Şubat sürecinde sen geliyordun dergilerle ya da işte benden ondan röportaj sonra alman için. bizim şey oldu. Anadolu'da vakit oldu, Ha, vakit oldu. Beklenen vakit biz oldu. Bizde oralarda kaç tane da şey oldu? bildiğimiz doğruları her zaman söyledik. İmam Hatip meselelerin sorun şey yaptı. Biz göğüs gerdik. Başörtülere zulüm yapıldı. Ona karşı hep durduk. Dimdik durduk. Televizyon programlarını hiçbir zaman kaçırmadık. Ve o dönemde ne oldu? Bu kadar net ve mert durduk. Hala da aynı çizgimi muhafaza ediyorum. Hiçbir beklentim olmadan ettim. Bugüne kadar Allah Hocam rızası siz o için. zamanlar Fatih'te bir giriş katında oturuyordunuz galiba. Evet, gelip gidiyordum. Uzun süre daha yeni işte oradan bir taşındım ama o efendim 40 sene orada oturdum. Dolayısıyla bu süre içerisinde çizgimde hiçbir değişiklik olmadı. Beni en yakın takip eden biri sensin. Çok yani çok şeyimiz Sağ oldu ol. çünkü. Peki uğraştık ne oldu? Ha, uğraştık şu oldu. Efendim oradaki benimle uğraşan demin söylediğin ekipler orada barınamadılar. Hocam nasıl Ama uğraşıyorsunuz? Şimdi mesela bir doçent düşünüyorum. Şimdi ben gazeteciyim. Elimde kalemim var. Yani o sana, affedersiniz, çakıyorsa sen de ona evet. çakıyorsun. Yani ne oluyorsa artık, kalem şeyi falan. Yani uğraşma dediğin şu, onlar diyelim ki elindeki gücü benim aleyhime kullanıyorlardı. Mesela derse sokulmama. Ben 10 sene derse sokulmadım. 10 sene derse Tabii girmediniz. 12 sene profesörüm verilmedi. Bu yüzden ama. Yani bu dediğin dik duruşum nedeniyle verilmedi. Fatura ağır ödedim ama ben bunu hiçbir zaman yüksünmedim. Pişman Siz şimdi filan da zamanlı değilim. rektörüne gidip Pişman da değilim gidip yani. görüşüyordunuz zaman rektörüyle. Elbette Niye bu tabii. böyle dediğiniz Elbette. zaman? Yani işte onlar dilekçe veriyorduk. Dilekçelerimiz işleme konmuyordu. Hakkımda yüzlerce soruşturma açıldı sürekli. Elmanın sap üzümün çöpü. Efendim hep onlar engellemek için yapılıyordu. Mahkemeye gidiyordum Serdar. Efendim adam bakıyor davacı kim? Burhan Kuzu davalılar filan filan. Demin o senin bildiğin ismini söylemedin. İsmine de gerek yok. İsimler. Bakıyor adam ne diyor? Ha, tamam bu Peki efendim hocam ne batıyor? bu davanı Ne batıyor reddi. adamlara? Yani batan ne? Yani şimdi irticacı diye mi, mürteci diye Valla mi? işte İşte ne yani? şeyi de bilemiyorum. Yani Adamlar ne dar yapıyor? kafa be Serdar. Dar kafa. Yani dünyayı tanıyamam ama zannediyor ki o bölgede işte o zaman sağ sol biliyorsun klik çok fazla. Aklı sıra işte burada bizi oradan uzaklaştırmak. Çünkü benim çizgim Ali Fuat Başkil'den gelen malum o sağ çizgi diyelim kabataslak. Öbür tarafta sol çizgi komünist veya bir bölüm işte karışık diyelim. Hani girer Efendim derse bir beynini yıkar diye mi falan düşünüyor? valla işte o da Etkiler olabilir, yani. onu düşünüyordur olabilir ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ben derslerime o yıllarda girdiğim zaman sonradan bana yılda işte bir ay ders vermeye başladılar. Ve ben tam 10-12 sene yılın hocası seçildim orada. En çok sevilen hoca. Yani öğrenci daha adil. Öğrenci Derse tabii girmediğiniz halde yani az girerek, az az bir girerek, bir kere ay bir girerek ay. ya da en çok 3 hafta falan girerek. 2 hafta girdik zamanlarım oldu. Ama öğrenci o benim mağduriyetimi biliyordu zaten. Dolayısıyla orada şey olmadı. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Ben onu düşünenler aslında diyelim ideoloji falan diye ben dersim ideoloji yapmam. Ben bildiğim doğruları söylerim. Hala da öyledir. Ve bir şey anlatayım sana. Ben 2001'in AK Parti kurucu üyesiyim. Ana bilim dalı başkanıyım aynı zamanda. Ve o sıvadan da derse giriyordum. Bizim bu fakültesinin birinci hanfesini bilin sen çok dolaştı oralarda. 1500 kişinin okuduğu bir hanfi. Tıklım tıklım sınıf. Ben de anayasa hukuku ana bilim dalı başkanıyım. O artık mücadele falan bitmiş. Ekip bırakmış gitmiş. Ben gelmişim onun şeyin başına. Kürsünün. O mücadeleyi bitirmişiz. Sonunda ne oldu? O öğrenciler hiçbir tanesi emin ol bana AK Partili Burhan Kuşu diye bakmadılar.
Ben hep adil davrandım. Şimdi daha mı keskin oldu? Yumurta falan atıyor millet. O atanlar başkalarının şeyleri. Onlar bir grup. Onlar efendim kamyonlara biniyorlar, otobüslere filan ile. Oradan kalkıp başka bir ile doldur boşalt gibi. Onlar biraz belediye otobüsü modeli çalışıyorlar. Ama ben onlardan bile davacı olmadım, sen biliyorsun. Yani bana 10 dakikada 120 yumurta attılar. Kendilerinin söyledikleri. İçine çift sarılar da varmış, baktım. Efendim attılar. Ama ben onlara davacı olmadım. Ama onların hocam, yaptığı hareketin doğruluğu anlamına gelmez. Zaman aşımı denilen bir şey var mı? Atıyorum şimdi şöyle. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkisi devam eden olaylarda zaman aşımını şey yapmıyor. Loizito davasında falan böyle şeyler oldu. Şimdi siz 10 sene gasp edilmiş bir hakkınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Elbette. Bunun işte manevi cephesi var, maddi cephesi var vesaire. Şimdi bazen şu söyleniyor. Biz intikam peşinde değiliz. Evet, yani intikam peşinde değiliz de yani eğer yani hak alınmayacak olduktan sonra hukuktaki hak mekanizmalarından ne şey var? Ya da insanlar yaptıklarının cezasını görmeyecek olduktan sonra siz o dönem için yani dava açmayı yok. Ne bileyim. Şundan yok. Ben o dönemde mücadelemi sürdürdüm. Davamı da açtım. Haklarında soruşturma açtırdım. Disiplin soruşturma açtım. Ben çok çetin mücadele verdim. Onlar benim hakkımda, bunun hakkında filan. Ama ben sonunda Türkiye'nin geldiği şu demokratik ortamda zaten kavgamız buydu. Benim şahsi kavgam olmaz. Ben başörtüsüne insan hakları bakımından sahip çıkmışımdır. İmam Hatip Okulu insan hakları bakımından sahip çıkmışımdır. Dolayısıyla da ben İmam Hatipli falan değilim. Yani burada bir hak gaspı var. Nerede bir zulüm varsa ona ben karşı çıktım. Bundan dolayı mağdur edildiniz. Edildim zamanlar. Ama gelinen noktada peki 28 Şubat davası da ben şunu diyorum. Yok, şunun için Burhan dedim. Benim geldiğim noktada, şu günkü noktada benim arzu ettiğim, istediğim demokrasi Türkiye'ye geldi. Ben de bunun kavgasını veriyordum. Bugün siyasetçi olarak da bunu yapıyorum zaten. Dolayısıyla yani geriye dönüp onu biraz hafiflik görüyorum. Yani bana onu şahsi olarak... Niye hocam 28 Şubat şimdi yani geriye dönük o şeyleri sormak... Hayır o başka. Devlet adına sorarsın. Şahsım için söylüyorum. Devlet adına aynı bir konu. Yani onlarla alakalı zaten şu an o süreci yapanlar içeride yargılanıyorlar. 90 kişi falan diye bir kısmı da bugünlerde gene gidiyor ve gazetecilerin dedikleri var buralarda. Belki basın bölümüne sıra gelecek. Peki siz kendinizle ilgili üniversite... fiş gördünüz mü? Fişlemelerde. Yani o zamanın girdisi çıktısı. Bilemiyorum, olmuştu. Bunları bize demediler tabii. Yani bilemiyorum. Ben açık oynadığım için fişledik bir şey yok ki zaten. Yani fişlemek için bir adamı bir daha gizli kapalı takip ettik. Yok şeyde tabii. Van 100. yılda şu saatte geldi, şu saatte gitti, 03'te bilmem onu ne bilmiyorum, yaptı. Onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. O kaçtı. Belki şey ama ben çok açık oynuyordum. Ben ne zaman gittiğimi, ne zaman geldim beni. Ben televizyonlarda, basında sürekli ortada bir adamdım. Yani ben çizgisi çok net olan bir adamım. Dolayısıyla ben hani telefon dinlenmiş, dinlenmemiş, yok bilmem beni takip etmiş, etmemiş. Hiç onu kafaya bile takmadım. Böyle bugün de aynı moddayım yani. Evet. Dolayısıyla yani bu verdiğim mücadelede benim şu günkü geldiğim nokta verdiğim mücadelenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Doğru çizgide olduğumu gösteriyor. Bugün o gün yapamadıklarımı diyelim icraat olarak yapmaya çalışıyorum. Anayasa değişikliği dersin, demokrasi paketi yasalar dersin, bilmem ne dersin bilmem. Hani geriye tekrar dönüp doğunu yaptı, bunu yaptı. Hocam gibi şimdi tekrar... isteyen istediğini desin. Ben de sizin kadar olamasa da sen az mücadele vermedin yani. Aramızdaki sen, birikim seviyesi evet. Bakımından siz şuradasınız, biz ben, buradayız. Ben senin o yıllardaki hayır. Şeyini kolay değildi gelip üniversitede bu mülakatları yapmak, bu kavgayı vermek. Yok, biz konuşuyorduk, o Süheyl Batum'la görüşüyorduk, evet. Necmi Yüzbaşıoğlu ile görüşüyorduk, ondan tartışıyorduk, martışıyorduk ama benim bir tavrım vardı. Adam ne söylerse yer alıyordu. Ondan elbette, dolayı da tabii ki. Bana konuşuyorlardı. Şimdi şunu sormak istiyorum hocam. Siz bu dönemde hani kim yandaş derse desin ne derse desin ben hiç aldırmıyorum. Yandaş diyor, yoldaş diyor. Ben öyle evet. Sınıflamalarım ne cemaatim var ne bilmem ne var ama bütün cemaatleri seviyorum. Düzgün olan. Şimdi bir takım ilerlemeler sağlandı insan hakları alanında. Hı hı. Bizim çok da üzerinde mücadele ettiğimiz başörtüsü konusunda kısmi hatta yani umumiye yakın. Yani kısmiyeni de aşmış. Şimdi en son Danıştay bir karar verdi. Evet. Onu burada önemsiyorum ben. Çok güzel bir karar verdi. Bakın aynı iyi bir noktaya getirdin konuyu. Aynı konuda Danıştay'ın verdi. Aynı gene 8 nolu daireydi. O zaman da bir öğrenci malum sınava perukla falan geliyor. İşte efendim bu saç tam gösteriyor da göstermiyor da bilmem evet. Ne de falan gibi bir görevdin içgüzarlığı yüzünden falan.
sınav alınmıyor. Dava açıyor. Önce idare mahkemesini kaybediyor ama Danıştay'ın içtihadı oluştu. Aynen 8 nolu'daydı. Bakın demek ki yargı normalleşince ne kadar şey yapıyor. Bir, eğitim hakkı diyor kutsaldır, engellenemez. Aynen bizim o günkü dediğimiz, yani benim 10 sene prolum engellerken 10-12 sene bunlara da bunlar dedi diye benimle uğraşıyorlardı. İki, efendim YÖK yasasının 17. maddesinde çok açık hüküm var. Uygulamadaki yasalardan efendim kılık kıyafet yasa olmayan da serbest diyor. O da herhangi bir diyor yasak da yok diyor. Bu bakımından da sorun yok. Üç diyor, yönetmelikte vesaire gibi genelgeler diyor YÖK'ün ya da başka bir kurumun bundan üzerine çıkamaz diyor. Böylece tam benim de arzu ettiğim ve hakikaten hukuken dört dörtlük doğru olan bir kararla işi bitirdi. Bakın aynı Danıştay'ın aynı dairesi, senin dediğin o bizim Cuma dergisine demek verdiğimiz ve açık açık senden bu işi ortaya koyduğumuz yıllarda şöyle diyordu: Anadolu'daki kızlarımız, efendim hanımlarımız vesaire örf adetten, gelenek görenekten dolayı baştan örtüyorlar. Evet. Üniversiteye giden kızın başını örtmesi diyor, aynen ifadesi sırf diyor Cumhuriyeti yıkmak için başını örtü tırnak içinde. Yani bu dehşet verici. Dehşet adamın tüyle diken diken, lan nereden biliyorsun? Böyle bir karar olabilir mi? Yani nasıl bir yaklaşımdır, nasıl bir şeydir bu böyle? Peki onu oradan anladın. Sakal olmayan öğrencinin diyelim benim gibi sakal da yok, bıyık da yok. Nasıl anlayacaksın niyetin ne olduğunu? Kafa içi nasıl bir yaklaşımdır bu? Aynı karar Anayasa Mahkemesi de verdi o zaman. Ha şimdi bakın bu gelinen noktada görüyorum ki artık yargıdaki normalleşme yavaş yavaş kararla yansımaya başladı. Yani İmam Hatip Okulu'ndaki kas sayı şimdi meselesi yansımaya başladı da şöyle bir eleştiri de var. Tamam, iyi gidiyor yani. İyi ki Sayın Erdoğan var. İyi ki var diyen yani bir kesim var. Şimdi siz biraz evvel dediniz ki ya başkanlık sistemi gelsin istiyorum çünkü hani yarın koalisyonlara düşmeyelim. Düşmeyelim. Şimdi bazı vatandaşlara diyor ki Tayyip Erdoğan hep dursun da yani bir gün özgürlüklerimiz gasp edilmesin. Elbette tabii. Yani şey mi işte, bu özgürlüklerin teminat altına alınması noktasında daha yapılması gereken elbette ne var yani? Elbette şöyle var yani belki düzenleme olarak biz şimdi bir çalışma var partide. Bu darbelere, darbe teşebbüs olsun, ona benzer şeylere zemin hazırlayan, işte 35. madde filan diyorlar. Bence o evet, zemin hazırlamaz ama bahane olarak madem ki kullanılıyor. Bu ve buna benzer bir takım 277 adet noktada çok ciddi çalışmalar başlatıldı. Evet. Ne var ne yoksa değişik yasalarda orada burada bunlar temizlenecek. Ve muhtemeldir ki Sayın bu, Mehmet Ali Şahin Mehmet Ali Şahin şey. Bey'in başlattı. Hocam arkadaşlarımız bunları, sürekli olarak işaret ediyorlar. Bunları temizleyeceğiz. Şeref verdiniz hocam. Estağfurullah, çok iyi teşekkür oldu. Teşekkür ediyoruz. Sizin bir de günü. Geçen hafta bacağınız mı kırılmıştı? Bacak değil de bir parmağım kırıldı. Bir çekmece düştü. Bir programdan gelmiştim böyle senin program gibi. Eve geldim, çekmeceyi çektim, gece saat 1 falan gibiydi. Halbuki çekmeceden sonra geldi mi bir durur biliyorsun. Yani sonuna geldi mi bir durur. Bu durmuyor. Bizim muhalefet gibi. Yani çektiğim gibi elime geldi. Ayağıma düştü. O da parmağımı kırmış. Kemiği mi kırmış? Kırdı ama iyi yani. Bir... Şimdi kaynadı mı? İyi, çok şükür. Tamam. Geçmiş olsun hocam. Sağ ol, Allah razı olsun. Efendim bir fincan kahve bu hafta Sayın Burhan Kuzu'yu ağırladı. Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Burhan Kuzu'ya teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda haftaya bir fincan kahveyle yine beraber olalım.